Merhaba arkadaşlar, Nesir Bilgisi tiyatro türlerindeyiz. Evet, ilk konumuz dramlar, piyes. Faciaları yumuşatarak veren tiyatro türüdür. Zamanla tiyatro eserlerin hepsine bu ad verilmiştir. Melodram, müzik eşliğinde duyguların yoğun bir biçimde verildiği bir dram türüdür. Genellikle kötü karakterlerin bulunduğu bir oyun sergilense de sonu mutlu bir zaferle biter. Feri. Masalın sahneye konulmuş şeklidir. Olay kahramanları insanlarla birlikte melekler, periler, devler, cadılar gibi varlıklardır. Genellikle manzumdur. Burada feri ile peri'yi birleştirirseniz masalın sahneye konulmuş şekli aklınızda daha kalıcı olarak belirir. 2. Komediler kişilerin duygularını, alışkanlıklarını, davranış biçimlerini sergileyenlere karakter komedisi Toplumun bozuk ve aksak yanlarını hicveden komedilere töre komedisi, edebi hicvin sahneye uyarlanmış biçimine yergi komedisi, olayların merak uyandıracak biçimde düzenlendiği güldürmekten başka bir amaç güdülmeyen komedilere de entrika komedisi denir. Fars Halkın zevkine seslenen basit olaylı hareketli komedilerdir. Vodvil beceriksizlikten dolayı meydana gelen karşılaşmalar, kötü tesadüflerin yarattığı komik durumların salt güldürme amacı güden, neden sonuç ilişkisi veya mantıksal düzeni olmayan olayların anlatıldığı güldürülerdir. Müzikli tiyatro çeşitleri, opera, bütün sözleri bestelenmiş, orkestra şefinin idaresine verilmiş dram ve trajedilerdir. Ağır bir hüzün havası vardır çok gösterişli dekor ve giysiler yani kostümler içinde sunulur. Operet, halk için hazırlanan müzikli tiyatro çeşididir. Müzik, hemen akılda kalacak kolay bestelerdir. Karşılıklı konuşmalarda müzik yoktur. Bale, bir olayın müzik ve hareketlerle sahne konduğu tiyatro çeşididir. Müziksiz tiyatro çeşitleri, pandomim, düşünce ve duyguları türlü eşyalar eşliğinde bazen dansla, bazen de gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan sözsüz oyun türüdür. Yüz mimikleri, el, kol ve beden hareketleri kullanarak tema anlatılmaya çalışılır. Pandomim ya da mim evrensel bir tiyatro dili sayılır. Traji komedi hem acı hem gülünç olayların anlatıldığı tiyatrolardır. Tuliat, tiyatro ürünlerinden biridir. Sanatçılar oynadıkları eserin konusuna bağlıdırlar ama oyundaki sözleri içlerinden geldiği gibi söyleyerek doğaçlama yaparlar. Yazılı esere uymak mecburiyeti yoktur. Perdeli orta oyunu da denir. Dolayısıyla tiyatro orta oyunda bağlandığı için iyi bir sınav sorusu olacaktır. Tülyat'ın orta oyundan farkı sadece yazılı bir metin fakat metin içindeki sözlerin tamamının doğaçlama olmasıdır. Müzik